Merhaba canlar, ruh dostları, Mukaddes Pekin Başdil ben. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, bu akşamki canlı yayın konuğumuz sevgili Songül Taş. Sevgili canlar, bugün Songül Taş'la önce kendinize bir adım, sonra dünyaya bir adım diyeceğiz. Ve harika bir yayın olsun diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili Songül Taş'ın harika bir kitabı var. İnanılmaz keyifli ve inanılmaz güzel. Çok ben hemen bir çırpıda okuyabiliyorsunuz. Göstereyim size. 140 sayfa. Bakın. Çok güzel bir kitap. Kalbin Sesi. Evet sevgili canlar. Çok güzel bir kitap sevgili Songül Taş'ın. Hepinizin okumasını diliyorum. Sevgili Can geldiyse hemen bağlıyorum şimdi. Gelir gelmez size vakit kaybetmeden. Hemen. Evet sevgili Songül Hanımcığım, siz de istek gönderin. Siz de bir istek gönderdim hemen. Evet merhabalar, merhabalar sevgili canlar, hoş geldiniz. Tuna hocam hoş geldiniz. Evet iyi akşamlar. Songül Hanım ben size istek gönderdim. Erim Can, hoş geldin Erim Ergün. Sevgili Can, sevgili dost. Evet Songül Hanım ben size bir istek gönderdim. Onu kabul edebilirseniz eğer. Neyse bir daha bir istek gönderelim. Sizin göndermeniz daha kolay oluyor aslında. Hemen gönderdim. Onu kabul edebilirseniz hemen yayına alacağım sizi. Vakit kaybetmeden. Evet siz de göndermişsiniz. Onu da okeyledim. Hangisi olursa artık. Hoş geldiniz canlarım. Kalbin Sesi. Songül Taş'ın çok güzel bir kitabı bu. Sevgili canlar katılamıyor diyor. Songül Taş katılamıyor. Bir de ben bir daha istek göndereyim. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Can hoş geldiniz bakalım. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Harikayım. Harika. Her şey yolunda çok şükür. Bugün çok güzel bir yayın yapacağız sizinle birlikte inşallah. Sevgiyle var oldu. Evet, bir kulaklık takalım o zaman hemen. Sesiniz uzaktı. Sesiniz çok uzaktı. Bir kulaklık takabilir miyiz? Tabii ki. Ses hemen hiç duyulmuyor değil mi canlar? Evet. Sesi hemen bir kulaklıkla taşlandıralım. Önce şu anda nasıl? Evet. Daha iyi. Evet. Tamam. Önce kendinize bir adım, sonra dünyaya bir adım diyoruz. Sevgili Can. Evet. Şimdi bakalım size bırakalım. Bir şu kitapla ilgili bir şeyler anlatacaktınız bize değil mi? Sanki yanılmıyorsam. Evet. Harika evet, bir kitap. Evet. Tebrik ediyorum sizi. Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Tam da kalbimin sesiyle yazıldı. Bunu hissederek yazdım. Kalp sesimle yazdım. Benim için çok özel çünkü ilk kitabım. O yüzden sizlerle paylaşmak benim için çok çok kıymetli. Bu kitaptaki yazma amacım tamamen şu anda enerjisel olarak geçtiğimiz bu döngüde insanların sevgiden çok fazla uzaklaşmasıyla ilgili oluşan tüm engel, blokajlar ve tüm sorunlar için bir rehber olma niteliğinde yazdığım bir kitap. Çok güzel, çok. Hakikaten tebrik ediyorum size. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum, çok güzel. Evet. Evet, sizin için size özel. Kalpten gelen bir mesajdı o. Aslında uzun senelerdir hem yaptığım işle hem çevremi gözlemlediğim noktalarda birçok konunun, sorunların temelindeki o sevgisizliği çok net hissediyorum. Siz de bilirsiniz ya, daha çok sevgiyle kendimizi var etmek istedikçe aslında kendi dışımıza bir adım atarız. Aslında sorun çözümle hep kol kaladır. O da kendimizdedir, bedenimizdedir. Ama biz hep kendi dışımıza bir adım atarak o sorunu çözmeye çalışırız. Yaptığım çalışmalarda, yazdığım kitapta da tamamen sorunun önce kendi içimizde, bakış açımızla var olduğunu anlatmak, bunu sevgiyle dönüştürmek. Bütün niyetim bu. O yüzden bugün canlara bu bilgiyi kalpten aktarabilirsem ne mutlu bana. Çok, hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Bugün peki bu kitabın yazılış, hemen 1-2 dakika yazılış sürecini, evet Songül Hanım'ı ilk kez dinliyorum demişler. Yazılış süreci, yani bu süreçte nasıl bir gelişme oldu, neler oldu? Evet. Kitabı yazdıktan sonra bende çok farklı şeyler oldu. Çünkü işte, çok özür dilerim Songül Hanımcığım. Bir mikrofon buyurun. Bir yere sürtüyor. Bir hışırtı sesi geliyor. Şöyle tutsam sesi yeterli, evet, herhalde. Evet, şimdi galiba saçıma değiyor. Olsun, galiba. Olsun. Evet. Olsun. Peki. Kitapta o kadar çok güzel bilgiler aktardığımı düşünüyorum ki aslında kitaptan ziyade dediğim gibi insanların bu geçiş sürecinde bir rehberlik olması dileğiyle yazdım ben bu kitabı. Tamamen kalbimin sesiyle hissel olarak bu bilgileri aktardım. Çünkü bunun amacı insanların kendisinden ne kadar da çok uzaklaştığının farkına varmamaları. Çoğunlukla kendi dışımızda sorunların olduğuna inandığımız için hep kendimizin dışında her şeyi var ederek aslında kendi içimizi ne kadar boşalttığımızın da farkında değiliz maalesef ki. Bu sevgisizlik hali, toplumdaki en önemli sevgisizlik hali kesinlikle tamamen tatminsizlik haliyle eşdeğerde. Çünkü insanlar sevgisiz hissettikçe kendisini dışarıdaki bir takım yaşadıklarıyla kendilerini o anda her ne yapıyor olurlarsa olsunlar bunları tatmin etme yöntemiyle mutlu olmaya çalışıyorlar. Bunların için en önemli şeylerden bir tanesi de yeme içme. Maalesef ki yemeye ve içmeye o kadar bağımlı halde geldik ki o andaki sorunu çözmek için daha çok fazla yiyerek, o tatminliği sağlayarak kendimizi mutlu ediyoruz. Bu da bizim kendi dışımızdaki birçok şeye bağımlı kılıyor. Bağımlılık halini var ediyor. Aslında bütün sorunların temeli kendimizde var ettiğimiz, var etmediğimiz her şeyin çözümünü dışarıda yansımalarımızdan alıyoruz. Burada aslında anlatmak istediğim çok konular var. Yani özellikle en çok anlatmak istediğim konu biz çocuklarımızı yetiştirirken önce korkularımızla onları inşa ediyoruz. Aslında çocuklarımıza söylerken şunu yapma, bunu yapma, tamamen korkuyu enjekte ederek çocuklarımızı büyütüyoruz. Oysa ki çocuklarımıza söylememiz gereken en önemli şey bu deneyimi yaşıyorsun çünkü bunu öğrenebilirsin, bunu görebilirsin şeklinde. Daha çok yaşadığımız deneyimden neyi tecrübe ettiğimizi anlatmak yerine sakın yapma, sakın gitme diye çocukluktan başlayan bir endişe ve korku halini var ediyoruz maalesef. Bu da bizim tamamen sevgiden uzak bir bakış açımız. Yani insanların büyürken öğretilmiş ve ezberletilmiş olanla yol almasıyla çok alakalı. Kitabın birçok noktasında temeli sevgisizliğe dayalı olarak anlattım birçok noktayı. Çünkü sevgisizliği o kadar çok var ettik ki kendi dışımızdaki, düşünün ki sevgi barındırmayan, hatta robotlar falan diyebileceğim şekilde, içi boş şekilde kendimizin yansıması olarak birçok şeyi var ediyoruz maalesef. Bu birçok sorunun temeli olduğu için yapılan çalışmalarda da kendimizi hiçbir zaman yüceltmediğimiz için, hep düşürdüğümüz için bunu aslında yansımalarımızdan da çok fazla görüyoruz. Evren diyor ki, senin sana vermediğini ben de sana vermeyeceğim. Çünkü biz kendi dışımızdaki her şeyi, kendi düşüncelerimiz ve duygularımızla var ettiğimiz için biz kendimize vermeyince evren de bize vermiyor maalesef. Bunu çok idrak etmek lazım, çok fark etmek lazım. Bu arada söylemedim, belki süreç içerisinde ilerlerse meditasyon hazırladım ben. Ay, çok evet, evet. Önemli. Evet, 2 tane meditasyonumuz var. Meditasyonlarımız neydi? Meditasyonlarımdan bir tanesinin amacı kendimize fark edelim veya fark etmeyelim ama çok fazlasıyla engel ve blokaj oluşturduğumuz tüm haller için o engel ve blokajları, yani işte bedenimizde ve ağrımızda oluşturduğumuz, çakramızda oluşturduğumuz engel ve blokajları dönüştürmek için. Bir tanesi de siz de kalbinizin sesini duyabilirsiniz. Hayat amacınızı sorabilirsiniz. Meditasyonda daha çok bunları cevabını almaya yönelik meditasyon. Bence çok çok kıymetli. Çünkü biz kendimizden ne kadar uzaklaştığımızı, aslında kendimizi hiç görmediğimizi fark etmemiz lazım. O yüzden de önce kalbimizin sesini duymamız lazım. Müthiş. Müthiş. Bu meditasyonları çok... ilerleyen zamanlarda yapacağız inşallah. Ayrılmayın canlar. Bir sohbeti bir derinleştirelim. Ondan sonra meditasyonlarımızı da yapacağız. Evet, çok şükür. Teşekkür ediyoruz size. Evet. Kendimizi sevgiyle var etmemizin önünde engel kıldıklarımızın en başında da paraya karşı olan zaafımız geliyor maalesef. Paraya karşı olan zaafımız bizi kendi dışımızdaki gücümüzü teslim ettiğimiz parayla yer değiştirdiğinin farkında değiliz. Ne yazık ki. Aslında biz bir bütün ve tam olarak geldik dünyaya. Ama o kadar kendi dışımızdaki var ettiklerimizin üzerimizde bir şeyleri eksilttiğini görmedik ki ne kadar gücü içimizde tuttuğumuzu görmediğimiz gibi kendi dışımızda da bunu var ediyoruz. Yapılan bütün çalışmalar, şu anda yazılan bütün yazılar, bütün aktarılan bütün bilgiler hepsi insanların kendisini görmesiyle ilgili. Kendisinde o sevgiyi hissedebilmesiyle ilgili. Hani diyoruz ya, beni sev, beni gör, ama evren diyor ki, sen kendini görüyor musun? Sen kendini seviyor musun? Senin sana vermediğini senin özgür iradenle ben de sana vermeyeceğim. Çünkü beni sen var ettin. Dışımızdaki her şeyi biz var ettik. O zaman sen beni bu şekilde var etmediğin için senin sana vermediğini ben de sana vermeyeceğim. Bu yüzden önce bedenimize, kalbimize bir adım. Her şeyden önce. Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. Konuyu daha farklı anlatabilmek için. Var ettiğimizde var olduğumuzu anlatmak istiyorum siz canlara. Peki var ettiğimizle nasıl var oluruz? Mesela düşünün ki çok güzel bir ev gördünüz sizin zevkinize göre. Bu ev çok güzel dediniz, harika dediniz. Bunu 2 anlamda söylediniz diyelim ki. Birincisi, sizin öyle bir eviniz yok. Ve siz bunu kendinizde eksiklik hissederek karşınıza gördüğünüz evin çok güzel olduğunu söylediniz. O anda var ettiğinizi yüceltip o kelimedeki eksik enerjiyi kendi içinizde kendinizin frekansını eksiltmiş oluyorsunuz. Peki eviniz var, aynı şekilde siz sadece çok güzel olduğunu söylüyorsunuz. O zaman aynı anda var ettiğinizde kendinizin frekansı otomatikman yükseliyor. Buradaki söylemek istediğim şey, düşüncemizden çok duygumuzu önce var ediyoruz. Siz karşı tarafa bir şeyi çok güzel dediğinizde bunun eksikliğini içeriden duygusal olarak hissediyorsanız aslında o anda çok güzeli değil, içinizdeki o eksik duyguyu yaratmış ve var etmiş olursunuz. Hayatımızda bunu o kadar çok yapıyoruz ki her konuda yapıyoruz. Yani düşünün ki iş yerinde çalışıyorsunuz. Ben bu örnekleri vermek istiyorum çünkü İnsanlar daha kalıcı oluyor bile. Daha otomatiğe bağlanmış gibi, rutin, her şey çok normalmiş gibi yaşanmaya başladı. Ama aslında o anda neleri fark etmeden eksilttiğimizin farkında değiliz. Düşünün ki çalıştığınız iş yerinizde o anda yaptığınız hizmet her ne ise onu söylerken telefonu diyelim ki kapattığınızda, ya işte bu da şöyle çok olumsuz kelimeler söylediğinizde aslında o anda yaptığınız işi olumsuz enerjilerle var etmiş oluyorsunuz. Peki sonra ne oluyor? Şikayet ediyorsunuz. Bunlar benim başıma niye geliyor? Neden ben bu halleri yaşıyorum diye. Çünkü siz kendinizi bulunduğunuz alanda sevgiyle var etmiş olmuyorsunuz. Bunlar çok küçük küçük şeyler ama hocam bunlar aslında birleştirdiğiniz zaman hayatımızın tamamını elde ediyor ve kaplıyor. Bu parayla da ilgili böyle, kiloyla da ilgili böyle. Bunlarla ilgili çok güzel özel çalışmalar da var. Ama buradan yapamayacağız belki bugün. Ama çok güçlü, çok enerjisi yüksek çalışmalarla bunlar da dönüştürülebilir ya da büyük bir farkındalık kazandırılabilir. Bu arada bir soru geliyor mu yoksa ben yok, devam edeyim mi anlatmaya? Devam edelim. Soruları en son alıyoruz. Benim sizlere söylemek istediğim yaşadığınız o andaki sorun her ne olursa olsun ilk önce şunu sorun kendinize. Ben şu anda var ettiğimi hangi amaçla ve hangi niyetle öncelikle istiyorum? Eğer istediğiniz bu duygu ve düşünce öncelikle sizi, kendinizi barındırmıyorsa o zaman muhakkak ki var ettiğiniz o andaki öncelik de sizi yok sayacaktır. Hani kendi ailemizde yaşadığımız durum ve hallerde ne olursa olsun katlanma dürtüsü çok fazla yaşanıyor. Biz buna muhakkak çok katlanmamız gerekiyor. İşte ailemizdir, çocuğumuzdur. Ama hiçbir zaman onu dönüştürmeyi düşünmüyoruz. Onu farklı bir bakış açısıyla, sevgiyle dönüştürmeyi düşünmüyoruz. Hep arkasından muhakkak bir şikayet, muhakkak bir isyan şekli yine sevgisiz var olma halleriyle devam ediyor. Peki biz neden sevgiyle var olmalıyız? Neden sevgiyle var etmeliyiz? Çünkü zihinsel olarak kendimizde o kadar büyük bir gücü kendi dışımızda, kendi görüşümüze göre oluşturduk ki tam da geçiş yaptığımız bu döngüde hiçbir şekilde zihinsel var ettiklerimizle var olmayacağız. O döngüde tamamen sevgi halinde kendimizi ifade edeceğiz. Onun için tam da bu sıra bütün her şey biraz daha sert gelmeye başladı. Biraz daha çok sıkışmaya başladı. Her şeyi bir yerden sıkıştırıyor. Çünkü hani şey gibi düşünün. 1. sınıfa gidiyorsunuz. Arkadaşlarınızı tanıdınız. Öğrendiniz. Orada nasıl davranacağınızı biliyorsunuz. Ama bir de sınav zamanı var. O sınavı sadece siz verebilirsiniz. Bir üst sınıfa geçebilmek için. Ve bu 1. sınıfta öğrendikleriniz de 2. sınıfta sizin için yol olacaktır. Bu manada anlamadan 2. sınıfa geçmeyeceksiniz. Onun için yaşadığımız bütün deneyimler, bütün her şeyler bizim bu dünyadan ne anladığımızı, yaşadığımız deneyimlerden ne anladığımızı bize anlatmak için. Yaşadığımız hiçbir şey öylesine var olmadı. Kesinlikle. Yaşadık. Tesadüf değil. Hiçbir şey öyle spontane, rastgele değil yani. İlla ki hepsinin bir amacı var. Hepsi bir amaca hizmet ediyor. Biraz önce bir örnek mi verecektiniz sanki? Sonra deminki sınıf örneğini verdiğim belki ama yaşadığımız hiçbir şey öylesine değil dedik. Bedenimizde de hiçbir şey öylesine var olmadı. Ne kaşımız, ne kirpiğimiz, ne saçımız, en önemlisi de kalbimiz öylesine var olmadı. İlk varoluşta anne karnında ilk var olan organ kalptir. Ve her şey kalbin üstünde var olmaya, bütünleşmeye devam eder. Yani sevgi olmadan üzerine inşa ettiğiniz hiçbir şeyi var edemezsiniz. Şu anda da geçtiğimiz bu döngüde tamamen kendinizi sevgiyle var edebileceksiniz. O yüzden yaşadığınız her deneyimin sonucunda size hep şu sorulacaktır. Sen bunu anladın mı? Gerçekten yaşadığını idrak ettin mi? Eğer gerçekten yaşadığını anladıysan, idrak ettiysen o zaman neden bu tutunmalar? Niye bu kadar tutunup ve bırakmak istemiyorsun? Bırakmak istemiyorsan müthiş, müthiş. Anlamamışsındır. Anlamamışsındır. Anlamamışsan o zaman bir üst sınıfta veya bir sonraki kapıyı açamayacaksın. Yaşadığımız her şey bize bir şey öğretmek için aslında kendimize aldığımız yoldur. Kendimizden kendimize aldığımız yoldur. O bütün deneyimler çok kıymetli. Ve bütün bunların nedeni siz bu döngüde geçişiniz kolaylıkla var olsun diye. Siz yaşadığınız bu deneyimlerle aslında hiç dikkat ediyor musunuz? Hep istediğimizin tam tersiyle sınanıyoruz. Yani bunu hiç düşündünüz mü? İlk önce Yaradan diyor ki sen bunu istiyorsun ama neden istediğini anlaman için önce bunun tam tersini yaşa. O tam tersindeki yaşadığın sana aslında istediğin şeyin ne olduğunu anlatacak. Ve ondan sonra sen anladığında onu sana verecek. Yani senin anlamadığını, senin taşıyamadığını sana vermeyecek. O yüzdendir ki yaşadığımız ve şu anda geçtiğimiz bu döngü, sen şimdiye kadarki hayatında bunu anladın mı? Anladıysan buyur. Bunlar çok kıymetli bana göre. O yüzden tek tek anlatmak isterim. Ama bir tık galiba heyecan yaptım. Onun için kusura bakmayın. Canımsın. Çok özür diliyorum. Çok güzel. Sizinle burada var olmak, sevgili canlarla var olmak çok kıymetli. Harika anlatıyorsun. Çok güzel. Tane tane, tek tek sindiriyoruz keyifle. Zamanımız, sorunumuz yok. Siz ve benden başka, bizden başka kimse yok. Sohbet ediyoruz işte. Ve çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Tane tane inanılmaz yani güzel. Örneklerle de süslüyorsunuz. Çok güzel oluyor. İyice anlıyoruz. Çok hakikaten. Bunlar önemli detaylar. Hatırlıyoruz. Hepimiz unutuyoruz. Öğreniyoruz. Anlıyoruz. Okey diyoruz. Okey dediğimiz anda unutuyoruz. Yani bir şeyi 1000 kere dinlediğimizde 1000 kere aslında karşılaştığımızda hatırlıyoruz. Onun için gayet güzel yani. Heyecan yapacak da hiçbir şey yok. Çok keyifli. Evet, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Harikasınız. Canımsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bazen yaşarken fark etmediğimiz, işte anlamadığımız şeyler o kadar çok oluyor ki Bu meditasyonlardan bir tanesinin önemi o yüzden çok büyük. Çünkü o meditasyonda bizim görmeden ezberlemiş ve öğretilmiş olanlarla yol aldığımız için fark etmeden kendi önümüzde çok fazla blokaj oluşturuyoruz. Ve bunları dönüştürmek için çok güzel bir enerji çalışması. Yapalım bir tanesini isterseniz. Yapalım. Açmışken konuyu. Bir tanesini, evet. Bir tanesini de son yarım saatte yaparız. Olur. Süper, evet. Olur. Biraz süper bu meditasyondan olur. Bahsedelim. Enerji blokaj meditasyonu nasıl bir şey? Enerjilerimizi nasıl blokaj? Şöyle. İşte biz konuyu anlamadığımızda yaptığımız iki şey var. Bir tanesi kendimizi o konuya kurban ediyoruz. İkincisi de görmezlikten geliyoruz. Ama öyle bir dönemde, döngüde yaşıyoruz ki anlamadan ve idrak etmeden asla ilerleyemeyiz. Ve biz onu anlamamız için hani tekrar tekrar diyoruz. Neden hayatımızda biz bunları tekrar ve tekrar yaşıyoruz diyoruz ya. İşte anlamadığımız için. Anlamadığımız için de o tekrarlar her seferinde dozunu büyüterek hayatımızda var oluyor. Her şey. Ben mesela... Anlayana kadar da gelecek herhalde. Bu tekrarlar anlayana kadar da gelecek. Kafamıza bunu öğreneceğiz. Daha da büyüterek. Ya öğreneceğiz. Yani birisinde şu boyutta geliyorsa şu boyutta, anlamıyorsam şu boyutta geri geliyor. Anlamıyorsam şu boyutta geliyor. Kafama taş gibi düşene kadar ya öğreneceğim, ya öğreneceğim. Evet. Çünkü yani bir tohum ektiğinizi düşünün, bir ağaç. O büyüyecek, büyüdükçe değişecek, değiştikçe dönüşecek. Buna gönüllü olmak lazım. Anlamadan, idrak etmeden büyüyemezsiniz, ilerleyemezsiniz. O yüzden muhakkak ki yaşadığınız şeyi, neden yaşadığınızı anlamak lazım. İlk önce kurban ettiğimiz bedenimiz, kendimiz ve kalbimiz demiştim. Yaşadığım bir örneği söylemek istiyorum size. Bundan 15 küsür sene önce ciddi bir maddi sıkıntı yaşamıştım. Dedim ki, ellerimi açtım. Allah'ım dedim. O dönemde. Ayda dedim 2500 lira para kazanayım. Bana yeter. Bütün istediğim gibi bunları kazanayım bana yeter. Nasıl sınırladık? Ama bir de ne dedim biliyor musunuz? Bu parayı kazanayım, ben 24 saat çalışmaya razıyım. Dedim. Oy. Aynen. Aradan 3 gün geçti. Gazetedeki ilan. Ayda 2500 lira kazanmak ister misiniz diye. Ama mesleğimle ilgili yine bir konuydu. İşaretlere bakar mısın? İşaretler evet. Bize özel. Yani Songül Taş'a özel mesaja bakar mısın? 2500 lira kazanmak ister misin? Bir de bunu tam yani. Desene oraya 100.000 lira kazanmak istiyorum diye. 15 sene önce. Kazanmak ister misin diye göreceksin. Kaç 15 sene önce iyi paraydı. 15 sene önce. Ben tabii 15 sene önceydi. Gerçekten de gittim, başvurdum. 2500 lira değil, primlerle ayda 4000 lira kazanıyordum. O dönem 15 sene önce. Ama demiştim ya, 24 saat çalışmaya razıyım. Bakın, zaaflarımıza ve isteklerimize kendimizi nasıl kurban ettiğimize, nasıl sevgiyle var etmediğimize para zaafımız olduğu için bir örnek olsun diye anlattım. 12 saat çalışıyorum. Bir de yol mesafesi, sadece uyumak için eve giriyorum. Ve ben o bedeni yok saydığımda, burayı lütfen anlamanızı rica ediyorum. Ben kendimi ve bedeni yok saydığımda, var ettiğim işte beni yok saydı. Ve ben kendimi 4000 lira kazanıyorum, çok güzel para kazanıyorum ama onu yemeye bile vaktim olmuyordu çalışmaktan. O yüzden hayattaki düşüncelerimiz, isteklerimiz, önce duygularımız ne ise biz onunla karşılaşıyoruz hayatta. hep duygularımızı, korkuysa, korkuyla istiyorsak önce korktuğumuzla sınanıyoruz. O yüzden anda var olmak, sevgiyle var olmak çok kıymetli. Peki bunu nasıl dönüştüreceğiz? Neyi, nasıl, hangi amaçla var ettiğimizin farkında olarak. Hayatta hiçbir şeyi öylesine var etmedik dedik. Hiçbir şey öylesine var olmadığına göre bizim bedenimizde öylesine var olmadı. Şimdi meditasyonlardan bir tanesini yapalım. İkinci meditasyonu özümüzü duymayla ilgili, hayat amacımızı sormayla ilgili olsun. Kalp sesimizi duymayla ilgili olsun. Çünkü hiç kimseye bağımlı olmadan yaşamanız için kendinizi görmeniz ve duymanız gerekiyor. Bu sizin olmazsa olmazınız. Şimdi önce bulunduğunuz an ve ortam uygun mu? Yoksa biraz daha da hani konuşabilirim siz kendinizi ayarlayabilmeniz için ama şu anki yapacağım meditasyon sizin bedeninizde korku ve endişeyle var ettiğiniz engel ve blokajları sevgiyle dönüştürmek adına. Bedenimizdeki engel ve blokajları dönüştürmek adına yapacağımız bir meditasyon. Okay. Evet, çünkü endişe ve korkuyla her konuya yaklaştığımızda bedenimizde önce o endişenin korkusunu var ediyoruz. Ve bu da bizi ağırlaştırıyor. Olduğumuz yerde çok fazlasıyla kalmamızı ve kısır döngüye girmemize sebebiyet veriyor. Yani uzanabilirsiniz de müsaitseniz. Değilseniz gözlerinizi kapatmanızı rica edeceğim. Ben de dahil olacağım. Ben uzanamayacağım. Çok teşekkür ederim. Gözlerinizi kapatabilirsiniz. Uzanırsam uyurum. Evet. Şurayı bir kapatalım. Evet. Var olan her şeyin yaratıcısının sonsuz izniyle kalbinizdeki kendinizde var ettiğiniz tüm engel ve blokajların, hayatınızın kolaylıkla akmasına engel olan engel ve blokajların sevgiyle dönüşmesine niyet ettim. Önce çok sakince nefes almanızı, normal beden halinizi, yaşadığınız beden halinizi, nefesinizi sakince alıp vermenizi rica ediyorum. Sadece nefesinize odaklanın. Çünkü nefesinize odaklandığınızda anda olursunuz. Şimdi tekrar bir nefes alın. O nefesle burnunuzun deliklerinden kendinizin de girdiğini düşünerek burnunuzun deliklerinden, boğazınızdan bedeninizin içine indiğinizi görün. Şimdi sizden bedeninizde, kalbinizde var olmanızı istiyorum. Bir nefes alın ve tam kalbinizi karşısında kendinizi görün. Kalbinizin tam ortasında bir kapı var. Bu kapı ne renk? Şimdi bir nefes alın. Bu kapıyı çalın. Kapı kendiliğinden de açılacak veya birisi sizi açacak, hiç fark etmez. Siz kapıdan girin. Etrafınızı gözlemleyin. Neler görüyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Fark edin. Şimdi nefes alın ve ilerleyin. Tam karşınızda duran bir kadın var. Bu kadın sizi içeriye çağırıyor. Sakince ilerleyin. Şimdi size bir şeyler anlatacak. Hissedin veya duyun. Şimdi bir nefes al ve sor. Benim hayatımda neyi dönüştürmem lazım? Kendimi sevgi ile var edebilmem için. Gör, hisset, duy. Sakince bekle. Ve şimdi bir nefes al ve de ki benim neyi görmem gerekiyorsa bana göster. Benim neyi duymam gerekiyorsa bunu söyle. Nefes al ve de ki şu anda bedenimde nerede bir tıkanıklık varsa bana onu göster. Ve nefes al. Hangi çakranızda veya bölgenizde sorun varsa beraber oraya gittiğinizi gör. Sakince hisset, gör, duy. Ve şimdi nefes al. Bu alanı nelerin tıkadığını, hangi olayların, yaşanmışlıkların, onu gör. Duy ve hisset. Nefes al ve elini sorun olan bölgenin üstüne koy. Ve de ki isminle ben Songül. Şu anda bu noktadaki tüm engel ve blokajları sevgiyle dönüşmesine, bedenimdeki sevgiyle var olan enerjilerin dönüştürmesine izin veriyorum. Bekle, hisset. Nefes al. Ve de ki şimdi şu anda bedenimin her noktasında tüm hücrelerim sevgiyle var olduğunu hatırla. Nefes al. Ve söyle. Sevgili bedenim, senin varlığını engelleyen tüm bakış açılarımın, tüm kodlarımın sevgiyle dönüşmesine izin veriyorum. Sevgili bedenim, seni seviyorum. Senin varlığını onurlandırıyorum. Ve seninle aşk ile var olmayı kabul ediyorum. Ve bu böyle var oldu. Sakince hisset ve gör. Nefes alın. İstediğiniz an gözlerinizi açabilirsiniz. Sevgili canlar, şunu söylemek istiyorum. Bu çalışma 7 gün bedeninizde çalışacak. Siz bunu şu anda hissetmiş de olabilirsiniz, görmüş de olabilirsiniz, duymuş da olabilirsiniz. Ya da hayatı yorumlama şeklinize göre bu size rüyalarınızda da mesaj olarak gelebilir. Ama 7 gün boyunca bu sizin bedeninizde çalışacak. Buna çok net olarak inanabilirsiniz. Ben bunu ne zaman yaptıysam %100 hep bir şekilde cevap alınmış olarak bana dönüşümleri geldi. Şebnem Tacigüt hoş geldin. İsmail Dinçer hocam hoş geldiniz. Yok canlar, uyumadım. Ben gözümü kapatınca farklı şeyler olur. O sallanmalar farklıdır. Yani sallandığım için uyumadım. Uyumaz bu kadar kısa sürede. Zaten uyuyamayan bir insanım ben. Merak etmeyin. Evet. Harikaydı. Çok güzeldi. Şifa olsun canlara. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu bir hafta boyunca çalışacak dediniz değil mi? Kesinlikle bedeninizi çalışacak. Kaya hocam hoş geldiniz. Üstadlar bugün burada. Ah süper. Sevgiler, selamlar olsun. Evet. Bazen birçok konuyu hep bilerek hareket etmek isteriz. Bilmek bizi daha çok kontrolde tutar. Ama aslında bir de görmediğimiz ama hissettiğimiz bir enerji vardır ki bu sonsuz olan bir sevgidir ve sonsuz olana bağlıdır. İşte tam da bu noktada meditasyon şeklinde yapılan çalışmalar aslında bizim kendimize ve bedenimize, kalbimize daha çok yakınlaşmamıza vesile olur. Onun için bu meditasyonlar sizin kendinize ve kalbinize yakınlaştığınız anlar olduğu için sizler için çok kıymetlidir. Bizler için çok kıymetlidir bu. Çünkü özellikle şu son zamanlarda o kadar uzaklaştık ki kendimizden sorunlarla boğuşma algısı ve bakış açısıyla o kadar çok uzaklaştık ki kalbimizden. Buna çok çok ihtiyaç var. Ben buna böyle bazen bir mola hali diyorum. Bu mola halinde kendimizi bir dakika ben şimdi ne yaptım, bugün ne yaptım, bu böyle miydi? Kendimizi yorumlamak için bu mola hallerine aslında çok çok da ihtiyacımız var. Hücrelerimiz, ilk hücrelerimiz, yani bir tek hücremizden bahsetmek istiyorum aslında. Her şey birle başladı, tek olarak başladı, var olma haliyle başladı. Hücremizin, bir tek hücremizin gücü bile tüm dünyayı var edebilecek, hatta tüm evreni var edebilecek özelliğine sahip. Ve düşünün ki bizim bedenimizde sayısı belli olmayan sonsuz hücrelere sahibiz. Neden? Her hücrede kendi içinde sonsuz açılımı olduğu için aslında sonsuz hücrelere sahibiz. Ve bunların temel taşı sadece sevgidir. Sevgiyle inşa etmediğimiz her şey, mesela düşünün ki hiç para vermediğimiz bir şeyi düşünelim. Yani hiçbir bedel ödemediniz. Mesela saçlarımız. O zaten bizde vardı. Biz zaten bir ve bütün olarak geldik. Ama kendimize baktığımızda ilk önce söylediğimiz şu. Saçım nasıl? Ben nasıl olmuşum? Güzel miyim? İyi miyim? Tamamen görüntümüze dayalı bir dünya inşa ettik. O yüzden nasıl göründüğümüz çok önemli oldu. Neyi nasıl gösterebildiğimiz çok önemli oldu. Ve yine biz burada aslında yokuz. Nasıl göründüğümüzü var ediyoruz. Peki nasıl göründüğümüzü var ederken aslında neyi var etmiş oluyoruz? İçimizdeki o endişeyi, o korkuyu, o aslında yok oluşu var etmiş oluyoruz. Çünkü biz kendi dışımızda kendimizi göstermeye çabaladıkça toplum veya bizim bakış açımıza göre nasıl kendimizi göstermek istiyorsak bunu göstermeye çalıştıkça kendimizi yok ediyoruz. Benim bu konuyu üst üste vurgulamak istememdeki sebep, var olan her şeyin yaratıcısının sonsuz izniyle, sevgiyle var olduk. O kadar mükemmel bir güce sahibiz ki bu mükemmel hali kendi dışımızda var etmekten, göstermekten vazgeçelim. Kendi gücümüzü dışarıya teslim etmeyelim. Biz kendimizi her halimizle sevgiyle var edebiliriz. Eğer inanırsak bedenimizi istediğimiz gibi dönüştürebilme gücüne sahibiz. Bu da kalpte sevgiyle var olur. Kendi dışımızdaki var ettiğimiz bize bizim istediğimizi vermeyecek. O nedenledir ki geçiş yaptığımız bu döngüde özünüzü, kalbinizi duymaya ihtiyacınız var. Dışarıdan ezberlenmiş ve öğretilmiş olanla yol almak ancak bu kadar. Şu anda dünya bile kendisini yenilemek için, dönüştürmek için büyük bir çalışma içerisinde. Ama bizim bu çalışmayı bile kendi dışımızda bizi hiç ilgilendirmeyen bir durum gibi baktığımız sürece, hani şuraya gelene kadar bunu görmeyeceğiz ama aslında evrende her şey, her şekilde de bize mesaj veriyor. Kendini gör diye, kendini duy, kendini sev diye. Kalpte yaratım nasıl olur? Aslında bununla ilgili çok güzel çalışmalarım da var. Kalpte yaratım sevgiyle var olur. Demin yaptığınız meditasyon gibi anda var olarak kendimizi sevgiyle var edebiliriz. Peki sevgiyle var olmanın önemi neden bu kadar çok büyük? Çünkü endişe yoktur, kaygı yoktur. Zihin her şeyi ikilikle var etmiştir ama kalp her şeyi anda bir bütün olarak var etmiştir. Tabii ki zihin de kendi içinde sonsuz açılacak. O da kendisini var edecek. Muhakkak ki nasıl var edecek? Hep sende bir eksikliği işaret ederek, hep sende bir eksikliği göstererek o da kendi içinde sonsuz olarak kendini var etmek için hep seni ikilemde bırakacaktır. Ve biz bu ikilemi hiçbir zaman tatmin edemeyiz. Mukaddes Hocam, hiç tatmin edemeyiz. Biz çünkü denge bir olma halinde var olduğu zaman, kendimizi görmediğimiz zaman hep ikilemde kalırız. Ama aslında var olan tek bir gerçek var. O da şu andaki kendimiziz. Kendimizin dışında algıladığımız her şey bizi bize gösterir. Kendimizi nasıl inşa ettiğimizi gösterir. Hangi duyguyla yorumladığımızı gösterir aslında. Kendimizin dışında algıladığımız her şey bizi bize gösterir. Evet. Dedim ya, ilk önce hep istediğimizin tam tersiyle sınanırız. Peki dünyada neden bu kadar her şey sınırlı, yok olmaya mahkum? Çünkü gerçekten içimizde sonsuz ve sınırsız olduğumuzu kabul etmeyiz. Bunu görmemek için de kendi dışımızda inşa ettiğimiz dünyada muhakkak ki bir bitişle, bir ölümle, bir hastalıkla, hep son olan bir şeyle var ediyor. Eğer sonsuz ve sınırsız olduğumuzu bilirsek, bunu nasıl yaşayacağımızı bilmediğimiz için bu alan bizi hep korkutmuştur. Yani sonsuz ve sınırsız dediğim nokta aslında İçimizdeki o büyük güçten bahsediyorum. Onun ne kadar güçlü olduğundan bahsediyorum. Ama biz kendimizi hep bir mesela ona bir örnek vermek istiyorum aslında çok net bir şekilde ifade edebilmek için. Kendi varlığımızı hissetmek için dokunmak bizim için çok kıymetlidir. İşte masaya dokunmak önemlidir, kaleme dokunmak önemlidir. Çünkü bir şeye dokunduğumuzda kendimizin varlığını hissederiz. Aslında olay tam tersidir. Siz orada olduğunuz için buna dokunuyorsunuz. Bu olduğu için siz var değilsiniz. Siz var olduğunuz için buna dokunuyorsunuz. Onun için en kıymetli olan sizsiniz, sizin varlığınız. Bunun enerjisini sizin ona yaptığınız yorumla bunu var edersiniz. Yani bunu diyelim ki kötü olarak, şişman, kısa olarak yorumladığınızda bu sizin yansımanız olduğu için ve o olumsuz kelimeyi siz ilk bedeninizde zikrettiğiniz için onun negatif enerjisini siz bedeninizde var edersiniz. O yüzden her şeyin ilk var olma hali sizin bedeninizdedir. Sonra siz onu duygularınız vesilesiyle karşınızda maddeye dönüştürürsünüz ve var edersiniz. Bunu daha da detaylı aktarmak isterdim ama bazı bilgilere belki güzel canlar şu anda belki hazır değillerdir. Ama size sadece şunu söyleyebilirim. Aldığımız nefesle olduğumuz yerde tüm dünyayı dolaşabilirsiniz. Eğer bedeninizin nasıl bir güce, nasıl bir sevgiyle var olma halini bilseydiniz. Bunu anlamanız için de önce kendinize bir adım, sonra dünyaya bir adım. Eğer siz çözüm için önce kendi dışınızdakine bir adım atarsanız, kendinizden uzak 2 adımı var edersiniz. Ve o 2 adımlar katlanarak büyüdüğünde siz artık kendinizi görmez ve inşa edemez hale gelirsiniz. O yüzden hocam isterseniz diğer ikinci çalışmaya da geçebiliriz. Çünkü bizim kendimizi sevgiyle var etmemiz için kalbimizin sesini duymaya ihtiyacımız var. Eğer bir sorular geldiyse siz söyleyebilirsiniz. Çünkü şu anki yapacağım meditasyonun amacı kalp sesinizi duyma ve hayat amacınızı öğrenmeyle ilgili. Şimdi birkaç tane soru alalım önce. Tabii mesela ki negatif konuşunca hemen farkına vardıktan sonra iptal dediğimizde negatifi silmiş olur muyuz diyor, negatif durumu. Şimdi bu kişinin inancına göre değişir. Siz buna gerçek manada inanıyorsanız bu söylediğinize o %100 öyle olur. Sadece o tekniği böyle yapınca bu olur diye yapıyorsanız asla olmaz. Ama siz ona sonsuz inanç geliştirmişseniz, evet ben böyle diyorum iptal oldu. Hayır. Önce anlamanız lazım. O zikrettiğiniz sözleri, yani diyelim ki negatif bir şey oldu, yaşadınız. Onun niye bir kere onu neden yaşıyorsunuz? Bunu anlamanız lazım. Yaşadığınız sorunu neden yaşadığınızı anlarsanız iptal demenize gerek yok. O hali zaten var etmezsiniz ki. Var edemezsiniz. Çünkü anlamışsınızdır. İdrak etmişsinizdir. Siz idrak etmeden ilerleyemezsiniz. Ve idrak edene kadar hep bir büyüyle karşılaşacaksınız. Sadece o yanlış ve ters olan halin niye yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu neden o şekilde düşündünüz ve yaptınız? Siz sadece bunu anlamakla mükellefsiniz. Yani demin bir örnek verdim ya, o Sırat Köprüsü'nden geçerken çıplak nü halinizle geçmek lazım. O Sırat Köprüsü'nden geçerken idrak etmezseniz işte o kılıç size keskin ve kıldan ince gelir. Ama siz yaşadığınız tüm deneyimleri idrak ettiğinizde, hiçbir şeye tutunmadığınız ve anladığınız için o kılıçtan keskin olan yol size bir otoban görevi görür. Çünkü her şey korkuyla o hali size düşündürmüştür. Ama siz idrak ettiğinizde ne korku yaşarsınız ne endişe. Ben o yüzden diyorum ki iptal dediğinizi de korkuyla var ediyorsanız, aman iptal iptal, niye? Altında bir korku var, bir endişe var bence. Bu söylem şekli bile, hangi duyguyla söylediğiniz çok önemli. Hayır, bence anlayın ki bir daha onu söylemeyin, bir daha onu yapmayın. Ezberlenmiş olanla değil, idrak ettiğiniz bir yol alırsınız çünkü. Şu demin belki canlar hazır değildir diye atladığınız bir konu vardı. O konuyu anlatabilirsiniz. Buradaki canlar özeldir çünkü. Anlayacaklardır diye düşünüyorum. Her zaman. Evet. Hangi konuyu? Biraz önce hani hazır değilseniz, hazır değilsiniz. Onun için atlayalım dediğiniz bir konu vardı. Ben kalp sesimi çok net duyan bir insanım. Kanla ilgili çok güzel, hissel olarak aldığım, çok fazla söyleniyor. Türk kanı ile ilgili bunu neden anlatıyorum? Çok önemli bir konu. Biz bu konuyu çok anlatırız. Bizim için önemli bir konu bu. Evet. İnsanların, şimdi biz yaşarken yaşadığımız döngüde aslında kanların hep belirli bir grupları olur diye söylenir. Ama her kan grubu her kişiye özeldir. Neden? Çünkü yaşadığınız her neyse, dramlar olabilir, mutluluklar olabilir ya da büyük bir dönüşüm hali olabilir. Yaşadığınız her neyse o aynı anda sizin kanınıza yansır. Kanınız onun izini taşır. Dolayısıyla dünyada insanların ilk var olduğu dönemde kanların, o özel yüce ruhların, kutsal ruhların yaşadığı olaylar da bedenlerdeki kanlar bunlardan çok etkilenmiştir. Ve o kutsal diyeceğimiz kanlar, o kadar özel kanlar yaşadığı döngülerle şu anki döngümüze kadar gelmesi, korunarak gelmesi var olmuştur. Ve şu anda o kanın özelliği de saf sevgiyle var olan ilk kan dediğimiz özelliğe mecazen diyeceğim, tanrısal gücü barındıran o çok özel kan şu anda topraklarımızda çok büyük oranda mevcuttur. Bu kanla var olan insanların şu anda uyanma vakti, kendisini görme ve fark etme vakti. O yüzden sevgi olduğunu hatırlama vakti. Neden? Çünkü geçtiğimiz bu döngüde, geçtiğimiz bu yeni enerjisel döngüde ismen söyleyelim 5. boyut, 6. çağ, her ne isim adı altında biliyorsanız, sevgiyle var olan bu döngüde o kanlara sahip olan canların kolaylıkla sevgiyle geçmesi gerekiyor. Ve Türkiye'de bu topraklarda bu canlar çok fazlasıyla var. O yüzden bütün bu bilgiler insanların zihinsel olarak var ettiği her şeyi bırakıp kendisinin sevgiyle var olduklarını görüp kolaylıkla geçmesini sağlamak için. Şimdi Türk kanı, yani Türk derken buradaki ırkçılık olan kan değil, Lemurya'dan, Mu'dan gelen kandan bahsediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün de işaret ettiği kandan bahsediyoruz. Zaten şu ana kadar olan her şey kırmızı kanla mavi kanın savaşı diye bunları çok anlatmıştık gerçekten. Evet. Mavi kan ve kırmızı kan. Kırmızı kanda demirle taşındığı için oksijen, demir oksit donduğunda kırmızı görünür. bakır oksit olduğunda da mavi kanda biraz donduğunda mavi görünür. Onun için mavinin ve kırmızının savaşı, Atlantis'in ve Lemurya'nın savaşı diye bunu çok uzun zamandır anlattık. Şimdi evet. kan dediğimizde suyun hafızasını hatırlayarak, yani evet, bizim evet. varoluştan itibaren bugüne kadar getirdiğimiz kandan bahsediyoruz. Suyun hafızası, yani varoluşundan bir, her ne kadar melezleşmeye çalışılsa da, melezleşilse de, saf olarak kalamasa da orada taşıdığımız bir hafızadan bahsediyoruz ve bu yazmışlar Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan derken oradaki kırmızı kana işaret ediyordu Mustafa Kemal Atatürk, bozulmamış kandan. Dolayısıyla Anadolu toprakları gerçekten dönüşüm için, bütün dünya gezegeninin dönüşümü için çok kıymetli çok kıymetli bir yerdir ve bunu da böylece bir kez daha vurgulamış olduk. Hakikaten herkes kanına sahip çıksın. Onun için koli koli ton ton bu kanlar Amerika'ya gitti ve bu kanlar üzerinde cidden çalışıldı ama bozamıyorlar. Bazı özelliklere sahip bu kan. Ne yapılırsa yapılsın bozulamıyor ve sıvı tutturmaları filan da, zaten çok ciddi sıvı saldırıları da bu topraklar üzerine o yüzden yapılıyor. Yani dertleri DNA'nın ve kanın dönüştürülmesi ama gerçekten çok zor. Dönüşmeyen, dönüştürülemeyen, biraz dönüşümü zor olan, bunların da detaylarını bazı canlar, hocalar anlatmışlardı yayınlarda. Çok teşekkür ederiz. Bu hayır, buna hazır. Canların hazır olmadığı bir bilgi değil bu. Canların hazır olduğu bir bilgi. Bunları konuşuyorduk gerçekten ama siz de bir kez üzerinden geçmiş oldunuz. Çok güzel oldu. Evet, ne yapalım? Meditasyona mı geçelim? Evet, hemen bu noktada şunu bağlamak istiyorum. İşte bu kadar endişe ve korkuları var etmelerinin nedeni bu gücün ortaya çıkmasını görmemizi engellemek için. O yüzden biz muhakkak ki zihinsel olarak var ettiğimiz endişe ve korkuları mecburuz dönüştürmeye. Çünkü tam önümüzdeki boyut bizler için var oldu. Bunu sakın unutmayın. O yüzden kolaylıkla, sevgiyle dönüştürelim. Buna niyet ediyorum. Evet. Bu şimdiki yapacağım meditasyon çalışması kalp sesinizi, özünüzü duymak için. Neden? Çünkü sizin her an, her yerde birisine bağımlı olarak yaşamanız söz konusu olmamalı. O yüzden kendinizi fark etmeniz ve görmeniz gerekiyor. Her anda birisine ulaşamayacağınız haller var olabilecektir. O yüzden kalbinizin sesini duymanız çok çok kıymetli. Öncelikle şu andaki söyleyeceğim sözlerin hepsi kendi içinde enerjisel kodlar barındırıyor. Sizin hücrelerinizde bu enerjileri hissettiğinde, bu kodları hissettiğinde uyanacak çok hücreniz var. Kendini silkelenecek çok hücreniz var. O yüzden şu anda duyduğunuz hiçbir söz öylesine değil, sevgiyle var olmuştur. Kalpte var olmuştur. Bunu belirtmek istedim. Yine nefesinize odaklanmanızı istiyorum. Sakince yine gözlerinizi olduğunuz yerde kapatabilirsiniz. Evet. Evet. Bu meditasyonla, sevgiyle bu akşam huzur içerisinde yatalım. Sakince nefes alın. Her zamanki normal halinizce. Sadece isteğim, sadece nefesinize odaklanın. Her nefes aldığınızda sanki her nefes sizmişsiniz gibi Bu nefesi sakince bedeninizin içine alın. Ve nefesinizle bedeninizin içinde görün kendinizi. Hiç acele etmeden, hissederek. Şimdi nefesinizi tutun ama tutmak gibi değil. Bedeninizde nerede olduğunuzu görmek için. Şu anda nefesinizle siz bedeninizin hangi bölgesindeyseniz onu fark edin. İlk gördüğünüz, şu anda bedeninizde ilk gördüğünüz nedir? Ne hissediyorsunuz? Bunu fark etmeye, görmeye çalışın. Kalbinizden gelen sesi duyun. Kalbinize doğru bakın. Ve kalbinizi görün. Her atışını. Bunu görün. Ve şimdi söyleyin. İsminizle. Ben Songül. Şimdi seni duymaya, anlamaya, fark etmeye geldim. Ben Songül. Seninle bir olmaya geldim. Kalbe yaklaşın. O muhteşem rengin size anlatmak istediklerini hissetmeye, duymaya çalışın. Sadece hissel olarak. İsterseniz kalbin içine bir adım atın ve hissedin. Kalbin içinde var olmak nasıl olurdu? Hissedin. Şu anda duyduklarınız olabilir, gördükleriniz olabilir. Hissedin. Nefes alın ve sorun. Benim hayat amacım ne? Nefes alın ve bekleyin. Şimdi sorun. Ben kimim? Sakince hissedin. Ve tekrar edin. Ben Songül. Şu anda var olduğum bu halle bir olmayı seçiyorum. Bunun kalpte var olmasını seçiyorum. Ve bu sevgiyle var oldu. Çok şükür. Şu anda var olduğunuz hal aşk halidir. Özünüzü duyma halidir. Kalpte bir olma halidir. İstediğiniz zaman gözlerinizi açabilirsiniz. Aslında böyle biraz daha kendinizi bırakacağınız, kendinizi teslim edeceğiniz bir çalışma. O yüzden daha çok uzanılarak yapılan bir çalışma ama dediğim gibi enerjisel kodlar barındırdığı için bu sözlerin içerisinde enerjisel kodlar olduğu için şu anda zaten bedeninizde ve ben eminim ki birçoğunuz hissetti veya bugün muhakkak ki rüyanızda size gelecek olan cevaplar var. Harikaydı, harikaydı. Şifa olsun bütün canlara. Çok çok gerçekten teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi, çok. Evet. Son bir şey de söylemek istiyorum. Belki ondan sonra kapatırız. Yok, daha benim kalabilirsiniz, daha vakit var. Kalbimin sesiyle bugün yazdığım ve size özellikle aktarmam gerektiğini düşündüğüm bir mesaj var. Benden size, kalbimden size. Sevgili canlar, sizler bu andan itibaren var olan her şeyin yaratıcısının sonsuz izniyle kendinizi sevgiyle var etmeye geldiniz. Sizler için var olan bu süreçte her şey sevgiyle kalpten var olacak. Bu nedenle var ettiklerinizin önemi çok büyük. Öncelikle sizler ve sizlerden başlayarak tüm evren için. Bunun anlamı sizler yapmış olduğunuz hiçbir şeyi öylesine yapmıyorsunuz. Bunu fark edin. Ve sizlerin yaptığı, var ettiği her hal ve eylemler, sizlerin onlara yüklediği inancınızla can bulur. Ve bu süreçte sadece sevgiyle var edebilirsiniz. O nedenle sizler için var olan bu halleri sevgiyle zikredin. Bunun anlamı sizleri bekleyen bu döngüde sevgiyle var etmediğiniz hiçbir hal, beden, düşünce, eylem var olmayacaktır. Bunu idrak edin. Sevgili canlar, bunları sizlere aktarmak istememin sebebi sizler kendinizden başka her şeye kendinizi bağlı kıldınız. Bu durum sizler için bir geçiş yaptığınız, bu geçiş yaptığınız döngüde stresli olacaktır. O nedenle kendinize samimi olarak attığınız bir adım bu süreci önce kendinizden başlamak üzere tüm canlara yansıyarak geçişi kolaylıkla geçmenize sebep olacaktır. Sevgili canlar, şimdi sizler kendinize bir adım atarak idrak edin. Kendin olmanın ne demek olduğunu, sizin kendinizi hangi tanım ve idrak ile tanımlar ve yorumlarsanız geçiş yaptığınız bu döngüde size öyle davranacak ve o hal içinde var edecektir. Bunu aktarmak istedim. Benim için çok önemliydi. Bu çok kıymetli. Bu söylemler çok kıymetli. O yüzden kendinizi, her halinizi sevgiyle var edin. Çünkü mecazen söylüyorum, Sırat Köprüsü'ne, yani çocuk doğacak, uyanacak ve o yola girdi. Şimdi o yola girdiği yer belli. O yüzden bağımlı ve bağlı olduğunuz hiçbir şeyi o yoldan geçiremeyeceksiniz. O yüzden kendinizi sevgiyle var edin. Bu benim niyetim, dileğim. Çok güzeldi, çok güzeldi. Gerçekten muhteşemdi. Sormak istedikleri sorular varsa onlardan alalım bir iki tane. Bir konuyu veya eylemi dönüştürmek istiyorsanız önce onu kabul edin. Gerçekten kabul etmenin gücü çok yüksek. Çünkü kabul ettiğinizde sorumluluğu almış oluyorsunuz. O sorumluluk tamamen size ait olmuş oluyor. Kabul etmediğinizde hep karşı taraftaki kişi, durum ve hale suçlamış oluyorsunuz. Bu da sizin bedeninizdeki var olan gücü aslında karşı tarafa vermeniz demek oluyor. Ama kabul ettiğinizde karşıdaki durumdan gücü tamamen kendinize alıp işte o gücün, bu kabul etmenin yüksek enerjisiyle de çözümü çok kolaylıkla bulabilirsiniz. Çünkü frekansınız yükseliyor. Çözümler de üst seviyede, üst frekanslı olduğu için her zaman için kabul etmenin gücü sonsuzdur. Muhteşem. Çok güzel bir yayındı gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Harika bir yayındı. Kitabınızı da tekrar gösterelim istiyorum. Kalbin Sesi, Songül Taş. Teşekkür ediyorum. Harika bir tüm canlara ışık olsun. Çok teşekkür ederim. Herkese şifa olsun. Evet, ben yayını hemen kaydediyorum sevgili canlar. Yarın saat 8'de de YouTube kanalına yüklemiş olacağız. YouTube kanalından izlerseniz çok daha mutlu olacağım. Şimdiden YouTube kanalındaki canlara da şifa olsun. Yayını izlediğiniz anda, her şey anda ve şimdi de olduğu için siz bize izlediğiniz anda dahil olacaksınız. Onun için hiçbir sorun yok sevgili canlar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Harika bir yayındı. Hem dinlendik, hem eğlendik, hem harika bir enerjiyle yıkandık. Çok teşekkür ediyorum. Harikaydı. Kalanlarını tekrar izlerler sevgili canlar. Tekrar izleyebilirsiniz. YouTube kanalından ve IGTV'ye de yüklüyor olacağım şimdi. Kaçıranlar ikinciye dahil oldum diye üzülmeyin. Birinci bölümü izlersiniz. Evet, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Songül Hanımcığım, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi geceler, iyi geceler.